2,185 days after her disappearance, Christina was found. Our hearts are irreversibly broken. These are the last haunting images of Karina Vetrano, taken just minutes before she was murdered on a remote jogging trail, shown for the very first time. Amerika'da yaşayan Karina Vetrano, günlük koşusuna çıkmak için evinden ayrıldı. Normalde babası da ona eşlik ederdi, ancak o gün hasta olduğu için edemedi. Karina'nın başına o gün gelenler ise, ne yazık ki akıllara durgunluk verecek cinstendi. Bugünkü ilk vakamızda, genç kadının neler yaşadığını, yürütülen soruşturmayı ve failin nasıl yakalandığını konuşacağız. Ayrıca son anları kameralara yakalanan genç kızın, sır dolu kayboluşuna, yapılan tutuklamaya ve yıllar sonra gelen trajik keşfe tanık olacağız. Hazırsanız, yarım kalan hayaller ve hayatlarla dolu, puslu vakalar başlıyor. Bir YouTube klasiği olarak, kanala abone olup, videoyu beğenmeyi unutmayın. Karina Ayn Vetrano, 12 Temmuz 1986 tarihinde, New York, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Babası Philip Vetrano, annesi Katie Vetrano'ydu, Karina'nın bir erkek ve bir kız kardeşi vardı. New York İtfaiye Departmanı'ndan emekli olan babası Philip, 11 Eylül saldırılarının yaşandığı sırada, İkiz Kuleler'den sorumlu acil durum çalışanıydı. Konuşma patolojisi alanında yüksek lisans yapan Karina, otizmli çocuklarla çalışıyordu ve aynı zamanda bir yazar adayıydı. 2013 yılının sonlarında ise, yazılarından esinlenerek hazırlanan bir kısa filmde yer aldı. 2 Ağustos 2016 günü öğleden sonra, Karina evinden günlük koşusuna çıkmaya karar verdi. Philip genellikle ona eşlik eder, baba kız hem yürür hem de laflardı, ancak o gün hastaydı ve evinde kalması gerekiyordu. Kızının dışarı çıkmasından endişe duyan babası, ona da evde kalmasını önerdi, ancak Karina güvende olacağını, hava kararmadan eve döneceğini söyledi. Ayrıca rotayı çok iyi bildiğini söyledi, inatçı kızının kararını anlayışla karşılayan Philip, onu sevgi dolu sözlerle kapıdan uğurladı. Akşam 5 sularında Karina, Spring Creek Park'a doğru koşarken kameralara yakalandı. Bu park doğal güzellikleriyle ve yürüyüş yollarıyla biliniyordu. Parka güvenli bir şekilde varmış olsa da, orada beklenmedik bir sonla karşılaşacak, ne yaşadığı ise saatler sonra ortaya çıkacaktı. Bir süre sonra Philip, dönmesi gereken saatte dönmeyen kızı için endişelenmeye başladı. Ona mesaj attı ancak cevap alamadı. Philip ve eşi Katie, kızları Karina'nın belki de arkadaşlarını ziyaret ettiğini ve zamanın nasıl geçtiğini fark etmediğini düşündüler. Akşama kadar Karina'dan bir haber alamayınca, bir şeylerin yanlış gittiğini hissettiler ve harekete geçtiler. Babası Philip, komşusu olan New York şehri polis şefinden yardım istedi, böylelikle diğer komşularının da haberi oldu ve Karina'yı aramaya başladılar. Karina'nın her zamanki rotasını takip eden babası, arama ekibini Spring Creek Park'a yönlendirdi ve çok geçmeden otların arasında Karina'nın cansız bedeni bulundu. Karina'nın vücudu ve giysilerinin durumu, onun acımasız bir saldırıya uğradığını gösteriyordu. Vajinal bölgesinde yırtıklar ve morluklar vardı. Kızının cesedini bulan babası, onu kollarına aldı ve ekipler gelene kadar öylece tuttu. Olay yerindeki kanıtların kaybolacağını düşünemedi. Olay yerine gelen dedektifler, hemen bölgeyi güvenlik çemberine aldılar, ilk incelemeler Karina'nın darp edildiğini, ardından da boğulduğunu gösteriyordu. Süt yeninin yukarı çekilmiş olması ve iç çamaşırlarının dizlerine kadar indirilmesi, ne yazık ki cinsel saldırıya uğradığına işaret ediyordu. Yapılan otopsisi sonucunda Karina'nın, başının arkasına küt bir cisimle vurulduğu, yüzüne defalarca yumruk atıldığı ve iki ön dişinin kırıldığı ortaya çıktı. Boynundaki uzun çiziklerin ise, saldırganından kurtulmaya çalışırken olduğunu düşündüler, Karina sadece 1.70 boyunda ve 55 kiloydu, buna rağmen mücadele ettiği oldukça açıktı. Karina'nın göğsünden, sırtından ve tırnaklarının altından yabancı DNA örnekleri toplandı, incelenmek için adli laboratuvara gönderildi.
Kurbanın üzerinde bulunan çok sayıda biyolojik kanıt, olayın tecrübesiz bir katil tarafından işlendiğini gösteriyordu. Ayrıca vajinal bölgesindeki yırtıklar ve morluklar, katilin saldırı sırasında yabancı bir cisim kullandığına işaretti. Ellerinde bulunan çim parçaları ise, karınanın sürüklenirken yere tutunmaya çalıştığını gösteriyordu. Müfettişler karınanın failinin onu bataklıkta koşarken fark ettiğini, ardından ona sinsice yaklaştığını, son olarak taş ya da benzeri bir aletle vurduğunu teorileştirdiler. Karınanın trajik ölümü, hızla ulusal haberlerde yer aldı. Güvenli bölgede vahşice öldürülen genç kadının hikayesi, özellikle tek başına yaşayan kadınlarda büyük endişe yarattı. Soruşturma sürecinde yüzlerce ipucu toplandı, ancak katilin kimliği gizemini koruyor, halk aralarında bir katil oluşunun tedirginliğini yaşıyor, dedektiflerse saldırganı yakalamak için çalışıyordu. Ayrıca çevrimiçi dedektifler de kendi teorilerini üretmeye başladı. Bu teoriler arasında en çok dikkat çekeni ise, Karina'nın babası Philip'in şüpheli olarak gösterilmesiydi. Bazıları Philip'in, kızının tek başına koşacağını bildiğini ve cesedi bulan kişi olduğunu söylediler, böylelikle onun suçluluğuna kanıt olarak gösterdiler. Bu iddialara rağmen Philip'in DNA'sının, Karina'nın vücudundan alınan örneklerle eşleşmediği ve bu nedenle soruşturmadan çıkarıldığı açıklandı. Dedektifler kamuoyuna açıklama yaptı, katilin yakalanması için yardımcı olacak bilgi sağlayana $10,000 ödül verileceğini belirtti. Olay yerinde bulunan DNA örneklerine rağmen, veri tabanlarında yapılan incelemeler sonuçsuz kaldı ve herhangi bir ipucu bulunamadı. Ayrıca New York Polis Departmanı, 1700'den fazla soruşturma raporunu inceledi ve 300'den fazla ipucunu takip etti. Karina'nın öldürülmesinden sadece 5 gün sonra, aynı yerde yaşayan 27 yaşındaki Vanessa Marcotte, kırsal bir yolda öldürülmüş olarak bulundu. Vanessa da tıpkı Karina gibi, koşuya çıktığı sırada öldürüldü ve bu suçla Karina'nın cinayeti karşılaştırıldı. Ancak DNA ve olay yerlerindeki diğer kanıtlar, cinayetlerin farklı kişiler tarafından işlendiğine işaretti. Aynı hafta içinde gerçekleşen, tek başına spor yapan kadınların cinayeti, halkın güvenlik endişelerini alevlendirdi ve tartışmalara yol açtı. It is wrong to kill an innocent young woman. Cinayetten yaklaşık 6 ay sonra, yakınlarda yaşayan bir temel şerif ofisine ulaştı. 2016'nın Mayıs ayında şahit olduğu, şüpheli bir olay hakkında konuşmak istediğini söyledi. Normalde sessiz olan mahallelerinde, park halindeki arabaları izleyen ve sıcak havaya rağmen kapşonlu sweatshirt giyen, şüpheli bir adam gördüğünü dedektiflere aktardı. Ertesi gün aynı mahallenin başka bir sakini, kapşonlu ve eşofmanlı bir adamın elinde levye benzeri bir aletle, arka bahçelerinde dolaştığını 911'e bildirdi. Bu kişinin izini süren polisler, herhangi bir alet taşımadığını tespit ettiler, ancak mülke izinsiz girişten dolayı uyarıldı, adı ile adresi kayıt altına alındı. Bu bilgileri değerlendiren dedektifler, bu kişiyi yerinde ziyaret etmeye karar verdiler ve Brooklyn'deki aile evine geldiler. Bir süredir radarlarında olan gizemli kişi, 20 yaşındaki Chanel Lewis'ti, çok arkadaşı yoktu, kimseyle çıkmıyordu ve epeydir işsizdi. Geçmişte hafif suçlar işlemiş olsa da, ciddi bir sabıka kaydı bulunamadı ve polisler onunla konuşmaya başladı. Ziyaretlerinin sebebini açıkladıktan sonra, 2 Ağustos'ta nereye gittiğini, Spring Park civarında olup olmadığını sordular, Lewis o tarihte orada olmadığını iddia etti. Bunun üzerine dedektifler, Chanel'dan DNA örneği vermesini teklif ettiler, Chanel tereddüt etmeden bunu kabul etti. 2 gün sonra gelen laboratuvar testleriyle, aylar sonra bir gerçek ortaya çıktı, DNA'sı Karina'nın katilinin DNA'sı ile eşleşiyordu ve Chanel Lewis tutuklandı. Lisa Forbes is adamant, saying her brother Chanel Lewis did not kill Karina Vetrano. She believes the police are setting him up. They are framing him for the crime. Geçmişine yönelik yapılan araştırmalar, daha önce aynı parkta huzuru bozduğunu, hatta polis tarafından 2 kez kayda geçirildiğini gösterdi. Daha detaylı yapılan incelemeler, Chanel'ın geçmişte psikotik krizler yaşadığını, kendisi ve başkaları için tehlike oluşturduğunu ve birkaç kez gözlem altına alındığını ortaya çıkardı.
Ancak Chanel gözlem altındayken iyi oynamasını bildi, sakinleşip duyularını kontrol altına aldı ve her defasında ailesinin yanına geri döndü. Karina Vetrano cinayetiyle ilgili sorgulandığında ise, kadınlara karşı nefret duyduğunu itiraf etti. Ancak Karina'yı öldürenin kendisi olmadığını söyledi. Karina'nın vücudundan alınan DNA örnekleriyle, kendi DNA'sının eşleştiği bilgisini verdiler, bunun üzerine Chanel Park'a gittiğini kabul etti. Ancak yaşananların kazara olduğunu iddia etti. O gün aile üyeleriyle tartışan Chanel, tartışmanın ardından öfkeyle parka gitmiş, Karina'yı orada görmüş, öfkesini ondan çıkarmaya karar vermişti. Just a face, all right. About how many times did you hit her in the face? Around 5. All right. Was she standing when you started to hit her, or was she on the ground? She was on the ground. Okay. So did she? When did she fall to the ground? After you grabbed her? All right. Now when she fell to the ground. Karina'nın başına vurduktan sonra, genç kızı çalılıkların arasına sürükledi. Onunla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı, ancak başarısız oldu. Karina saldırganına direnmeye çalıştı, bunun üzerine onu daha da şiddetle dövdü ve yüzüne vurarak kan damarlarını patlattı. Dedektifler Chanel'ın ailesiyle görüştüler, çocuklarının bir tartışmadan sonra evi terk ettiğini ve birkaç saat sonra yıpranmış elbiselerle geri döndüğünü doğruladılar. Tüm bunlara rağmen ailesi, onun cinayet işleyemeyecek kadar iyi bir çocuk olduğunu, kesinlikle masum olduğunu savundular. Daha fazla yapılan araştırmalar, babasının Chanel'daki kesik ve sıyrıkları fark ettiğini, onu hastaneye götürdüğünü ortaya çıkardı, Lewis babasına saldırıya uğradığını söylemişti. Ancak daha fazla detay vermedi. 5 Kasım 2018 tarihinde Chanel Lewis, Karina Vetrano'nun cinayetinden hakim karşısına çıktı. Otopsi sırasında çekilmiş fotoğraflar, mahkemede jüriye gösterildi. Bu görüntüler oldukça korkunçtu, birkaç jüri üyesi daha fazla bakmak istemedi. DNA teknolojisi konusundaki uzmanlara göre, Karina'nın vücudundan alınan örneklerin, Chanel Lewis dışında birine ait olma ihtimali çok düşüktü. Chanel'ın cinayet itirafları jüriye dinletildi, savunmada ifadelerin baskı altında verildiğini iddia etti. Ancak Chanel yaşadıklarını anlatırken rahat görünüyordu. Ayrıca savunma avukatları, Chanel'ın ırkı ve zihinsel istikrarsızlık geçmişi nedeniyle hedef alındığını savundu, DNA kanıtlarını önemsiz olarak göstermeye çalıştılar. 21 Kasım'da bir yargıç, yargılamanın hatalı olduğunu ilan etti, öyle ki jüri de savunmanın iddialarından etkilenmiş gibiydi. Bunun üzerine savcılar yeniden strateji geliştirdiler. Mart 2019'da Chanel, ikinci kez yargılandı, uzman tanıkların ifadeleriyle ve kendi itirafı sonrasında cezaya nihayet karar verildi. Chanel Lewis, birinci derece cinayet, ikinci derece cinayet ve cinsel istismardan suçlu bulundu, 3 hafta sonra ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Açıklama yapan ikinci duruşmanın jüri başkanı, DNA kanıtlarının Chanel'ın suçluluğunu kanıtladığını ve jürinin onun yalan itiraf yaptığına inanmadığını belirtti. Lewis'in temyiz süreci beklenirken, destekçileri cezaya olan kızgınlıklarını dile getirdiler ve davanın yeniden açılması için baskı yapmaya devam ettiler. Karina Vetrano'nun trajik ölümü, yargı sistemine karşı eleştirilere neden oldu. Ancak temyiz süreci kararı değiştirmedi. Oy birliğiyle Chanel'ın suçlu olduğuna karar verildi. Sizler videoyu beğenip, abone ol butonuna nazikçe dokunurken, biz de ikinci vakamıza geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde bulunan bir şehre, 300 bin nüfuslu Plano'ya gidiyoruz. Christina Morris, 1991 yılının Temmuz ayında, Collin County, Texas'ta dünyaya geldi. Ebeveynleri o çok küçükken boşanmış olsa da, annesi hala aynı bölgede yaşıyordu ve onunla sık sık görüşürdü. Bir iş bulduktan sonra Christina, erkek arkadaşı Hunter Foster ile Fort Worth'a taşındı, orada yeni bir hayat kurdu ve bir flört servisi şirketinde çalışmaya başladı. 29 Ağustos 2014 Cuma gecesini, Christina Plano şehrinde geçirmeyi planladı, Christina'nın eski arkadaşları hala oradaydı. İşçi bayramı hafta sonunda, arkadaşlarından biri olan Paulina ile buluştu, ikili liseden arkadaştı. Geceye başlayan ikili, yine liselerinden birkaç arkadaşıyla bir araya geldiler, daha sonra Paulina'nın dairesine gittiler.
Aurina'nın dairesi Plano'da işlek bir yerdeydi. Bu alanda hem ticari hem de konut amaçlı yapılar bulunuyordu. Mağazalar ve barlar vardı. Bu nedenle yer aramak, doyasıya eğlenmek için uzaklara gitmelerine gerek kalmıyordu. Aurina'nın dairesinde biraz eğlendikten sonra, ilk olarak saat 11 civarında bir bara gittiler, orada yaklaşık yarım saat kaldılar. Daha sonra yer değişikliği yaptılar, barın kapanış saati gece 2'ydi, grubun bir kısmı eve dönmeye karar verdi. Ancak Christina, Sabrina, Enrique ve Steven, Paulina'nın dairesine geri dönmek üzere yola çıktılar. Paulina'nın dairesine geri döndüklerinde, Christina'nın üzgün olduğunu fark eden arkadaşları, onun sevgilisi Hunter'a mesaj attığını, ancak cevap alamadığını öğrendiler. Christina aslında Hunter ile partiye gitmek istemiş, fakat parti teklifi reddedilmiş, bunun üzerine arkadaşlarıyla dışarı çıkmıştı. Gece boyunca Hunter'ın gelmesini bekleyen Christina, ona pek çok kez mesaj gönderdi, ancak tek bir yanıt bile alamadı. Mesajlarında Hunter'dan yardım istiyor, kendisini alıp alamayacağını soruyordu, ardından ona ne olduğunu, neden yanıt vermediğini soran mesajlar gönderdi. Ayrıca arabasının anahtarlarını kaybettiğini ve ertesi gün işe gitmesi gerektiğini de belirtti. Gece saat 3 civarında ise sitem dolu mesajlar attı, başına gelen en güzel şeyi kaybettiğini yazdı, birkaç dakika sonra taksiye bineceğini bildirdi. Christina giderek daha fazla üzülürken, Steven ve Paulina onu teselli etmeye çalışıyordu. Christina başta Paulina'nın evinde kalmayı düşündü, ancak daha sonra fikrini değiştirdi ve Fort Worth'a geri dönmek istediğini söyledi. Steven onu ertesi sabah eve bırakabileceğini söylese de, Christina o gece eve gitmekte kararlıydı, çok alkol almadığını, araba kullanamayacak kadar sarhoş olmadığını söyledi. 30 Ağustos'ta Christina'nın işe gitmesi gerekiyordu, ancak gidemedi, meslektaşları onunla iletişime geçmeye çalışıyor, ona mesaj gönderiyor ve sosyal medyadan ulaşmaya çalışıyordu. O sırada Christina'nın Facebook sayfasında bir arkadaşının paylaştığı gönderiyi fark ettiler, arkadaşı hasta olduğu için kendisini aramasını istiyordu. Durumdan şüphelenen meslektaşları Christina'nın arkadaşına ulaştılar ve o gün işe de gelmediğini bildirdiler. Arkadaşı hemen Christina'nın ailesiyle iletişime geçti, ailesi kızlarının nerede olduğunu bilmiyordu, tek bildikleri en son Paulina'nın dairesinde olduğuydu. Daha sonra parti evinde olan Enrique ile konuştular, Christina ile birlikte ayrıldıklarını ama ayrı yönlere gittiklerini söyledi. Enrique'nin ifadesine göre Christina ayrılırken telefondaydı, ancak kiminle konuştuğunu bilmiyordu, bunun üzerine ailesi polise gitmeye karar verdi. Polisler ilk olarak sevgilisi Hunter'a ulaştılar, Hunter ilk başta işbirliği yapmadı, polislerse cep telefonunu incelemek istediklerini söyledi. Hunter buna hiddetle karşı çıktı, daha sonra buna izin vereceğini söyledi, bazı mesajları sildikten sonra telefonu polislere verdi. Cuma gecesi evde olmadığını ve Dallas'ta bir barda olduğunu polislere anlattı, o gece Christina'dan çok sayıda mesaj aldığını kabul etti ama bu mesajları okumadığını iddia etti. Ertesi sabah olup eve döndüğünde ise Christina'nın hala gelmemiş olduğunu fark etti, onun arkadaşının evinde kaldığını düşündü. Cumartesi gecesi Christina'dan hiç haber alamadı, buna rağmen tekrar arkadaşlarıyla dışarı çıktı, geceyi eğlenerek geçirdi. Ta ki Christina'nın babasının onu arayıp, Christina'nın nerede olduğunu sormasına kadar, böylelikle Hunter da endişelenmeye başladı. Christina'nın bazı arkadaşları ve babası, Hunter'ın uyuşturucu kullandığını, hatta sattığını düşündüklerini polise bildirdi. Hunter olay gecesi uyuşturucu aldığını ve çok miktarda alkol tükettiğini doğruladı, Plano'ya gidip gitmediği sorusuna ise gitmediğini, ancak gecenin biraz bulanık olduğunu hatırladığını söyledi. Hunter'ın bu anlatımı, doğal olarak polislerde şüphe uyandırdı ve polis söylediklerini doğrulamak zorunda kaldı. Yapılan tüm araştırmalara rağmen, Christina'nın bu kayboluş davasında, Hunter'ın bağlantısı olduğuna dair bir kanıt bulunamadı. Christina'nın arabasının olduğu otoparka giden polisler, aracı orada kilitli halde buldu, otoparkta herhangi bir kavga izine rastlanmadı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Christina ve Enrique'nin sabah 3.55'te otoparka girdikleri görülüyor,
Enrique'nin aracı otoparktan saat 3.58'de ayrılıyordu. Ancak Christina'nın veya arabasının çıkışı kaydedilmedi. Enrique ayrılırken Christina'nın telefonla konuştuğunu, ancak kiminle konuştuğunu bilmediğini söyledi. Bunun üzerine telefon kayıtları incelendi. Telefon kayıtlarında Enrique'nin 29 Ağustos akşamı kız arkadaşına mesaj attığı ve o gece kendi evinde olduğunu söylediği ortaya çıktı. Okları Enrique'ye çeviren polisler, Christina'nın arabasını nereye park ettiğini sordular, Enrique bilmediğini iddia etti. Ancak güvenlik kamerası görüntüleri, arabaların yan yana park edildiğini gösteriyordu. Bu görüntüleri Enrique'ye gösterdiler, o gece sarhoş olduğu için hatırlamadığını söyledi. Christina'nın nerede olduğu veya o gece başına ne geldiği hala belirsizdi. Ancak polisler Enrique'yi gözaltına almaya, onu adam kaçırmayla suçlamaya kararlıydı. We split after I saw my car. I went to my car. I don't know where she went or if she went to her car. I just went to my car and left. Christina hala kayıpken tutuklanan Enrique, doğal olarak suçlamaları kabul etmedi. Savcılıksa bu kayboluşta 5 ana unsura odaklandı. İlki o gece Christina'yı gören son kişi Enrique'ydi. İkincisi arabasının ön kısmında hasar vardı ve aracın detaylı bir şekilde temizlendiği açıktı. Üçüncüsü ise Enrique'nin yaralanmalarıydı. Vücudunda savunma izleri bulunuyordu. Christina'nın mücadele verdiğini teorileştirdiler. Ve savcılığın son iki unsuru, cep telefonu sinyalleri ve Christina'nın DNA'sıydı. Telefonları aynı baz istasyonlarından sinyal almış, Christina'nın DNA'sı da Enrique'nin arabasındaki paspasta bulunmuştu. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, Enrique ve Christina sabah Paulina'nın evinden otoparka yürüdü, arabaları yan yana park edilmişti. Kaçırmanın otoparkta gerçekleştiği ya da daha sonra gerçekleşmiş olabileceği iddia edildi. Ayrıca arabasıyla çarpıp bagaja koymuş olması da ihtimal dahilindeydi. Jüri Enrique'nin iş arkadaşlarının ifadelerini dinledi. Arkadaşları Enrique'nin o sabah yorgun ve bitkin göründüğünü, kolunda morluklar ve sıyrıklar olduğunu ve topallayarak yürüdüğünü belirtti. Ayrıca Enrique'nin kolunda bir ısırık izi vardı. Arkadaşları bunun neden olduğunu sordular. Enrique önce bunun bir kavga sırasında olduğunu söylemiş, sonra da lastik düşmesi sonucu yaralandığını söylemişti. Savunma ise Enrique'nin suçsuz olduğunu savunuyor, 4 ana argüman üzerinde duruyordu. Bunlar yaralanmalar, DNA, diğer şüpheliler ve cep telefonu verileriydi. Adli diş hekimi Paula Burumit, Enrique'nin yaralarının ısırık izi olmadığını mahkemede açıkladı. Llano Polis Departmanı'ndan bir dedektif ise, bagaj paspasının 3 gün boyunca korunmadan saklandığını, bu nedenle DNA kanıtlarının güvenilirliğinin sorgulanabileceğini belirtti. Her ne kadar Christina'nın cesedi olmasa da, jüri tartışıp bir karara varmak zorundaydı ve saatler sonunda kararlarını açıkladılar. Enrique Arochi, ağırlaştırılmış adam kaçırma suçundan suçlu bulundu, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve 2046'da şartlı tahliyeye hak kazanacak. Enrique'nin mahkumiyetinden yaklaşık 2 yıl sonra ise, Teksas'ta bulunan ormanlık bir alanda, inşaat işçileri insan kalıntıları keşfetti. Collin County Tıbbi Muayene Ofisi, bulunan kalıntıları titizlikle inceledi ve bu kalıntıların Christina Morris'e ait olduğunu açıkladı. 2,185 days after her disappearance, Christina was found. Our hearts are irreversibly broken. Videoyu bitirmeden önce, soldaki video rahatsız edici olup, sadece yetişkin kullanıcıların izlemesi önerilir. Sağdaki oynatma listesi ise, sizler tarafından çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.